Arkadaşlar merhaba. Sosyal medya sosyolojisi 3. bölümle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümün konusu dijital toplum, kamusal ve özel alan, mahremiyet ilişkilerinin dönüşümü. Bu konuyu işleyeceğiz bu bölümde arkadaşlar. Geleneksel toplumlarda mahremiyet olgusu. Geleneksel toplumlarda aile ve eve atfedilen değer mahrem kavramının sınırlarını çizer. Geleneksel üretimin olduğu cemaat eksenli ve feodal yapıdaki toplumlarda mahremiyet ilişkisi kamusal özel alan ayrımından da okunabilmektedir. Bu ayrımı net bir şekilde tanımlayan Hegel'dir. Aile hiyerarşisinde baba ata olarak otorite ile sembolleştirilirken anne de özel yani mahrem alanda konumlandırılır. Mahremiyet ekseninde incelendiğinde geleneksel toplumları modernden ayıran en temel kavramlar aile, ev, kadın ve kamudur. Mahrem, Habermas'ın yorumuyla mahrem alan özel alanın psikolojik arka yüzüdür. Arendt ve Hegel'in yorumuyla mahrem alan bireylerin mekansızlaştığı, kimseyle hiçbir şey paylaşmadığı, imgeleminde yarattığı ya da susturduğu duygu ve düşüncelerdir. Mahrem özel alanın yerine ikame kavramı olduğu kadar süreç kavramı olarak incelendiğinde alanın üretim biçiminin değiştiği görülmektedir. Aile, ev ve kadın. Morgan ve Böckhoff'un gibi düşünürlerin ilk aile yapılaşmasının anaerkil olduğu görüşünün aksine 20. yüzyılda Amerikan antropolojisinin önde gelen düşünürleri Lowy ve Lévi-Strauss öncülüğünde insanlığın köklerinin erkek egemenliğine dayanan ataerkil yapı olduğu varsayımı benimsenmiştir. Goodwin'e göre aile yaşamının Avrupa'ya özgü sanılan bazı özellikleri Avrasya'nın bronz çağda görülen medeniyetlerin karakteristiği olarak yorumlanmaktadır. Hobbes'a göre büyük bir aile şayet devletin bir parçası değilse egemenlik hakları bakımından küçük bir monarşi olarak değerlendirilir. Habermas, özel ve kamusal alandaki dönüşüme mahrem alanın da dahil olduğunu belirtmektedir. Özel alan, otorite kaybına uğramış çekirdek aileyle sınırlandırılarak kamulaştırılırken, mahremiyet de kamusallığın içine sızmıştır. Kısacası mahrem alan, ailenin alenileşerek içinin boşaltıldığını yorumlamaktadır. Modern çağın eşiğinde artık mimari, kamu ve özel alandaki değişimler ev ve aile birimine yansımakta, kamusal ve özel yaşamda keskin bir değişim sürecine hazırlanmaktadır. Kamusal kavramı geçmişteki anlamından farklılaşarak kamusal alan olarak kavramlaştıran sosyal bilimci Jürgen Habermas'tır. Türkçe'de devletle bütünleşen bir kullanım alışkanlığına sahip olması bağlamında kavramın toplumsal mekan ve kolektif anlam içeren boyutu kamusal alandır. Antik çağdaki kamu bilinci modern kamusal alan kavramının temelini oluştursa da zamanla değişime uğramıştır. Yunan'da site veya polis ve ev veya oikos karşılığı ya da eski Roma'nın kamu respublica veya tebaası anlamına gelen res privat karşılığı olan modern dönemdeki kamusal özel alan ikiliğiyle uyuşmamaktadır. Modern dönem ve mahremiyetin dönüşümü. Modern anlamdaki kamusal alan kavramını tanımlayan Jürgen Habermas'tır. Hart ve Negri'ye göre modernlik iki tip halinde belirmiştir. Birinci tip modernlik radikal devrimci süreci gösterse de bu yeni oluşum bir savaşa yol açmıştır. Ne geçmişe dönebildiği ne de yeni güçleri ortadan kaldıramadığı için karşıt bir devrim gelişmiştir. Bu da yeni güçlerle savaşarak onu tahakküm altına alan bir iktidar üzerine kurulu olan ikinci tipteki modernliktir. Modernitenin siyasal tarihindeki çelişki modernizmin savunduğu demokratik toplum modeline geçilememesinin bir nedeni olarak gösterilmiştir. Demokrasi vizyonu özgürlük ve güven arasında varsayılan asla ama asla çözülemeyen bir uzlaşma noktası olarak süre gelmiş. Kolektif olarak güvenliğin temini kurumların denetimine bırakılması sonucunda da demokrasi ve özgürlükler sınırlandırılmıştır. Jürgen Habermas ve Burjuva Kamusal Alanı. Frankfurt Okulu'nun ikinci kuşak temsilcisi ve eleştirel kuramcı olan Jürgen Habermas, Burjuva Kamusal Alan kavramı ve iletişimsel eylem kuramı ile öne çıkmaktadır. Frankfurt Okulu'nun önemli düşünürlerinden Marx, Horkheimer ve Theodor Adorno ile çalışmıştır Habermas. 18. yüzyılda aydınlanma filozofların gündelik yaşamı, bilim, evrensel ahlak, hukuk ve özerk sanat ile rasyonel olarak örgütledikleri modernlik anlayışı Habermas'a göre tamamlanmamış bir projedir. Özel alan ile kamusal alan arasındaki sınırları net bir şekilde çizen düşünürler Locke, Rousseau ve Hegel'dir. Habermas'a göre antik Yunan'da görülen kamusal alan ve özel alan ayrımı Orta Çağ'da da devam etmiş, genelleştirilmiş biçimiyle kamu Roma hukukuna entegre olmuştur. Tam olarak anlamını karşılamasa da İngilizce'de public, public city, public opinion gibi terimlerle ifade bulunan kamusallık uzamı, döneme özgü ekonomik ve kültürel gelişmelerle yükselen burjuva toplumu ile ilintilidir. Habermas bu değişimi burjuva kamusal alan olarak tanımlamaktadır.
Habermas'a göre erken modern olarak ifade ettiği burjuva toplumun kapitalist ticarete dönüşmesinde siyasal zemini oluşturmaktadır. Habermas, ulus bağlı, sınıf temelli, erkek egemen ve seçkinleri dışlayıcı olarak görülen kavramını 18. yüzyıldaki liberal modelle sınırlı tuttuğunu kabul etmiştir. Habermas'ın bir kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araya gelen özel şahısların gövdesi olarak tanımladığı ve 18. yüzyılda idealize ettiği yani liberal burjuva kamusal alanın öne çıkmasında kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamıştır. Ancak devlet otoritesiyle ekonomik bir temele oturan özel alan arasında konumlanan burjuva kamusal alanı 19. yüzyılda kapitalizmle birlikte yapısal dönüşüme uğramıştır. Habermas yeniden feodalleşme olarak tanımladığı iktidarın yaşam ve mahrem alanlarına sızma sürecini devletin toplumsallaşması ve toplumun da devletleşmesi, kamusal özel alanın bulaklaşması ve kamusal alanın apolitikleşerek yok olması şeklinde yorumlanmaktadır. Richard Sennett ve kamusal insanın çöküşü. Sennett, insanın doğasının biyolojik, iktisadi ve kültürel koşullar tarafından değiştiği anlayışın 19. yüzyılda Darwin ve Marx'ın eserleriyle güçlendiğini düşünmektedir. Hiçbir çağın bir öncekinin tekrarı olmadığı inancıyla pekişen bu dünya görüşünde insan deneyimi zaman ve mekan içerisindeki birliği parçalanmıştır ona göre. Sennett'in yorumuyla denge yerine değişime odaklanılması sonucunda büyüme, çürüme ve yıkım gerçekleşmiştir. Sennett'e göre 18. yüzyıldaki kamuya açık kafeler, tiyatrolar, operalar ya da parklar gibi pek çok alandaki faaliyet sonucu görülen kamusal genişleme yerini daralmaya bırakmıştır. Sennett için bireyselliğin kamusal alanı ihlal etmesi mahremiyet despotizmi yaratmıştır. Yükselişe geçen bireysellik ve zayıflayan toplumsallık sonucu aktörlük rolünden izleyici konumuna geçen insan pasifleşmiştir ona göre. Sennett'in ifadesiyle modernlik bir yanda kamusal ilişkilerin içini boşaltırken diğer yanda tüketime angaje politik aktörler aracılığıyla doldurmaya başlamıştır. Toplumsallaşmadaki ortak kabullerin yok oluşu ve cemaat bilincinin anlam kayması sonucu da aktörlere olan yüzeysel bağlılık artmıştır ona göre. Kamusallığın çöküşüyle birlikte mahrem duygusu ortaya çıkmıştır. Modernlik, sekülerleşme, kapitalizm ve bireyselliğin kamusal alanı ihlal etmesi ve zayıflayan toplumsallık sonucu kamusal ilişkideki aktörler izleyici konumuna düşmüş, mahremiyet despotizmiyle birlikte boşalan kamusal alanın içini tüketime angaje politik aktörler doldurmuş ve böylelikle kamusal insanın çöküşü gerçekleşmiştir bahsettiğimiz gibi. Modern çağda görülen kamusal alan ve özel alan kutupsallaşması toplumsal dönüşümün ve dolayısıyla mahremiyet ilişkilerinin dönüşümün de başlangıç noktası olarak kabul edilebilmektedir. Hannah Arendt ve görünümler sahnesi. 20. yüzyılın özgürlük, devlet ve toplum gibi kavramlarını tartışan Arendt, modernizmin öncü eleştirel teorisyenlerindendir. Özel alandan ayrışmış bir kamusallık içinde modern toplumun insan etkinliklerini özsel özelliklerden koparan ve siyasetten uzaklaştıran kalabalıklar haline gelen yapısını kuramsal düzeyde tartışmaktadır o. Onun kamusal modeli kamusallığı mekandan öteye taşıyan bir aradalık haliyle adlandırılır. Bu da görünümler sahnesidir onun adlandırdığı. Arendt, kamusallık çözümlemesini iki fenomen üzerinde yapmaktadır. Bu fenomenlerden ilki kamuda zuhur eden her şeyin aleni olduğu görüştür. İkinci fenomene müşterek bir dünya ifadesi barındıran, kamunun anlamını açıklayarak başlayan Arendt, bunun insanların zihinlerindeki dünya algısıyla örtüşmediğini dile getirmektedir. Arendt'e göre felsefi bağlamından kopuk olan kamusal hayranlık artık bir statü olarak kullanılan ve tüketilecek bir şeydir. Dolayısıyla gerçeklik mihengi de başkalarının kamusal mevcudiyeti için değil, ihtiyaçların aciliyetine göre düzenlenmektedir. Arendt'in kamusal alanla ilgili görüşleri modern çağda kamusallıkla hiçbir benzerliği bulunmayan toplumsal alanın üzerinde kümelenmektedir. Kaldı ki artık kamusal alana hizmet etmeyen özel alanda mahremiyet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Hannah Arendt'e göre emperyalizm çağında özel uygulama ve usullere göre değişen bir kamusal alan düzenlenmiştir. Burjuvanın hakim olduğu bu dönemde kamusal ve özel alandaki rollerin yer değiştirdiği ve her iki alanın da özelliklerini göstermeyen melez bir alan yükselişe geçmiştir. Bu da toplumsal alandır. Arendt'in vurgusunda özgürlüğe erdeme, mükemmele, eylem ve söylem yoluyla ölümsüzlüğe ulaşma vaadi ve çabası yalnızca aktör ve izleyicisiyle tiyatro sahnesi olarak kamusal alanda bulunabilmektedir. Modern sonrası dönem dijitalleşme, gözetim ve mahremiyetin ihlali. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra kendini gösteren ve postmodern dönem olarak da adlandırılan modern sonrası dönemde mahremiyet ilişkileri teknoloji ve iletişim alanlarındaki gelişmelerle dönüşüme uğramıştır.
Küresel kapitalizm, neoliberal politikalar, tüketim ekonomisi, hiper gerçeklik ve dijitalleşme gibi pek çok kavramın tartışıldığı bu çağda, internet ve teknolojilerin hızla yayılması toplumları derinden sarsmıştır. Özellikle sosyal medyanın son zamanlardaki meslek statüsündeki fenomenlik vaadi, çevrimiçi şöhret arzusuyla birlikte ifşa kavramını da gündeme getirmiştir. Bir mahremiyet durumu olarak anonimlikten tanınırlığa giden yolda, sosyal medya ağlarında özel yaşamlar, kimlikler ve mahrem alanların dolaşıma sokulması, popüler uygulamalarla desteklenmektedir. İnternet, sosyal medya ve dijitalleşen toplumlar. Yeni medya, dijitalleşme, etkileşim, hipermetinsellik, dağılım, sanallık ve eş zamansızlık özellikleriyle tanımlanmaktadır. 1990 yılında Tim Berners-Lee tarafından bulunan World Wide Web, yani www, 1998'de Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google ve 2004 yılında Tim O'Reilly tarafından bugünkü sosyal medya ağlarının temelini oluşturan Web 2 teknolojisi iletişim alanındaki önemli gelişmeler olarak kabul edilmektedir. Mobil teknolojilerinin sürece entegre edilmesi sonucu akıllı cihazlar yoluyla internet erişimine sahip insanlar zamanların büyük bir çoğunluğunu çevrimiçi ortamlarda geçirmektedir. Özellikle YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi birçok kullanılan sosyal medya ağlarında kitleler halinde dijitalleşen insanlığın dijital toplumlara evrimleştiği tartışılmaktadır günümüzde. İnternette geçirilen sürenin giderek artması, sosyal medyanın gündelik yaşamın içine sızması, boş zaman faaliyetlerinin yerini alan mobil uygulamalar, oyunlar ve çevrim içi kimliklerin çevrim dışına taşması toplumların dijitalleşmesinin birer göstergesi olmuştur. Sosyal medya ve gözetim. Gözetimin sosyal medya aracılığıyla gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesiyle sürekli gözetime tabi tutulan insan, George Orwell'ın 1984 adlı eserinde tasvir ettiği gözetimin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır. Eserde iktidarı simgeleyen büyük birader, bireylere her şeye boyun eğdiren ve köleleştiren bir yapı olarak yansıtılmaktadır. Dolayısıyla büyük biraderin günümüzdeki romantik bir iz düşümü olarak sayılabilen internet ve sosyal ağların vaat ettiği özgürlükler de sorgulanmaktadır. Eğlence, oyun ya da boş zaman geçirme mantığı içinde kendi rızalarıyla gözetime boyun eğen bireyler, gözetimi farkında olmadan içselleştirmektedir. Güncel uygulamaları indirerek deneyim paylaşan, popüler mecralarda özelini sergileyen, ifşa eden, kendini gözetleyerek gözetimi normalleştiren ve yatak odasına varıncaya kadar mahrem paylaşımlarda bulunan insanlar aslında gözetime hizmet etmektedir. Knight Wieske'nin yorumuyla YouTube, Twitter, Flickr, MySpace ve Facebook gibi sosyal ağların her biri birer dikizleme aracıdır ve dikizlemek Web 2'nin bel kemiği, kurumsal ve siyasi veri tabanlarının lokomotifidir. Sosyal ağlarda herkesin herkes görebilsin diye bilgilerin rahatlıkla ve endişe etmeden sunması dikizleme eylemini yaşamının bir parçası haline getirmektedir. Mobese kameraları, güvenlik duvarları ve güvenlik elemanlarıyla korunaklı evlerimizi, kişisel bilgilerimizi sosyal medyada hiç tanımadığımız insanlarla paylaşmak dikizlemenin cazibesini olduğu kadar çelişkisini de ortaya koymaktadır aslında. Gözetimin dönüşümü panoptikondan süper panoptikon ve sinoptikon modeline. Gözetimin simgesi haline gelen panoptikon kavramı ilk olarak Michael Foucault tarafından kuramsallaştırılmıştır. Panoptikonu tanımladığı İktidarın Gözü 1992 yılında yayınlanmış bu eser. Bu eserde feodalizmden kapitalizme geçildiğinde yeni bir toplum modeli yaratıldığından bahsetmekte ve bunun da gözetimden geçtiğini dile getirmektedir. Kapitalist sistemin halkın direnişi ya da isyanıyla karşılaşmaması adına herkesin iktidarın gözü tarafından fiilen algılanması sağlanmıştır. Fakult her bir bireyin somut olarak gözetlenmesini gerekli kılan sistemi panoptikon metaforu üzerinden açıklamaktadır. Gerçekte panoptikon, Jeremy Bentham'ın mimar kardeşi Samuel Bentham ile birlikte 1785 yılında tasarladığı bir hapishane modelidir. Ekranda görüyorsunuz. Panoptikon modelden süper panoptikona geçişte teknolojinin rolü yadsınamaz. Teknolojik yenilikleri hiç sorgulamadan uygulamaya geçen insanlar paylaştıkları her bilgi ve ile gözetleyene kendileri hakkında gözetlenecek yeni bir yol açmaktadır. Foucault'un panoptikon yaklaşımını çağdaş gözetim anlayışına uyarlayan Poster, enformasyon teknolojilerini Foucault'un panoptikon modeline eklemleyerek bilgisayar veri tabanlarını süper panoptikon olarak tanımlamıştır. Poster'a göre denetim toplumu yeni medya yoluyla disipline sokularak denetimden özgürleşir. Çünkü sürece kullanıcılar gönüllü olarak dahil olmaktadır. Panoptikon ile süper panoptikonu karşılaştıran Bauman, süper panoptikonu panoptikonun siber mekana uyarlanmış biçimi olarak ifade eder.
Panoptikon'da mahkumları bir davranış kalıbına sokarken süper panoptikon özgürlük ve eğlence sarmalı içinde bireyleri uzaktan gözetlemeye olanak tanımaktadır. Enformasyon toplumun varlığı sayesinde gözetlemek ve gözetlenmek meşru kılındığı gibi gözetim gönüllü ve katılımlı olarak gerçekleşmektedir aslında sosyal medya platformlarında. Bunun yanında panoptik bir form kazanan ve gündelik yaşamın bütün ayrıntılarına hakim olan devlet ve kapitalist ekonomi içinde mahrem alan da bulanlaşmaktadır. Matt Heisen'in vurgusu modern medya ve bilinç endüstrisi üzerinedir. Sosyal bilimci modern medyayı insanların modernitenin isteklerine göre biçimlendirildiği ve bilinçlerini endüstrinin çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi bağlamında eleştirmektedir. Yeni medya ortamlarının büyüleyici etkisi sadece gözetleme yoluyla veri birikimi sağlamaya yardımcı olmamış, aynı zamanda manipüle edilen bilgilerle istenilen bilinçlerin yaratılmasına ve algı yönetiminin sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesine de katkı sağlamıştır. Televizyonlarda sunulan programlar izleyiciyi gerçek dünyadan uzaklaştırırken arzuladıkları dünyanın da temelini atmıştır. İzledikleri ve dinledikleri şeylerle etki alanı altına alınan insanlar sonunda iktidarın istediği suskunluk sarmalının bir parçası haline gelmiştir aslında. Televizyon karşısında uyuşturulan bireyler maruz kaldıkları bilinç enstitüsü yoluyla denetlendiği kişiler tarafından kontrol altına alınarak tepkileri sınırlandırılmış izleyicilere dönüştürülmektedir. Evet arkadaşlar, bölüm bu kadar. Üçüncü bölümümüz. Teşekkürler.